Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak yapmalık çok az malzeme ile harika bir kurabiye tarifim var. Kahve yanında gerçekten ikram etmesi güzel oluyor. Bayram için düşünebilirsiniz. Yapımı da gerçekten çok kolay. Ben bütün malzemelerimi hazır etmiştim. Hemen yapımına geçiyorum. 2 tane yumurta kullanıyorum. 6 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 paket kabartma tozu. 1 paket de vanilya ekleyelim. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar limonun kabuğunu kullanıyorum. Kurabiyemizin ismi de zaten çatlak kurabiye ama limonlu çatlak kurabiye gerçekten çok da güzel oluyor. Güvenle deneyin. Yarım da limon sıktım. Suyunu kullanıyorum. Net bir şekilde tarif verebilmek için de limonu böyle kaşıkla ölçü yaptım. 3 yemek kaşığı kadar da limon suyu eklemiş oldum. Unumuzu eklemeden önce bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım. Sonrasında da kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hafif ele yapışır yumuşaklıkta bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumurtanın büyüklüğünden, küçüklüğünden, unun markasından farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben yanıma tam 3 su bardağı un almıştım ama yarım su bardağı daha ilave yaptım. Elime çok yapıştığı için yarım su bardağı daha ilavesini yapıyorum. Sonrasında da tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Hala elime yapışıyor ama temiz elime aldığım zaman da kıvamı oldukça yumuşak bir hamur oluyor. Hemen sizlere kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi temiz elimle yaptığım zaman elime yapışmayan, yumuşaklıkta bir hamur oluyor. Kontrolünü bu şekilde yapabilirsiniz. bulamak için de pudra şekerine ihtiyacımız var. Bir tabağa mayk Sonrasında da ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum ve pudra şekerinin içerisine atıyorum ve her tarafını pudra şekerine buluyorum. Bu hamurdan toplamda 24 tane kurabiye çıkıyor. Bir tepsi dolusu oluyor. Kolaylık olması açısından isterseniz önce yuvarlayın, sonrasında da pudra şekerine bulayın. Fırın tepsime ben yağlı kağıt yerleştirdim. Sonrasında da pudra şekerine buladıktan sonra da aralıklarla diziyorum. İsteğe bağlı daha büyük bezeler de yapabilirsiniz. Tamamını aynı işlemden geçirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 15 dakika tutuyorum rengini kızartmadan beyaz bir şekilde çıkartalım. Dışı kıyır kıyır içi de yumuşacık harika bir kurabiye oluyor. Limonun kabuğunun verdiği lezzet de gerçekten muhteşem oluyor. Güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum yeni tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın